Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Hasan Bey, Altın Künefe Kafe olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Hasan Akdeniz kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Biz yaklaşık Edremit'te bir yıldır buradayız ama bu sektörde yaklaşık 20-25 yıldır arası bir sektörde hizmetimiz var. Evet. Daha farklı sektörlerde de bulunduk ama en çok tercih edilen tatlıcılıktı, buna geldik. Şu anda ürünlerimiz... Onlardan bahsedeceğiz. Ancak 25 yıllık bir deneyimimiz var gıda sektöründe. Evet. Tatlı sektöründe de 2017 yılında Altın Künefe Kafe işletmesini kurdunuz ve burada da Hasan Akdeniz olarak işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi efendim, Altın Künefe Kafe olarak sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Hangi lezzetlerle gelen misafirlerinize bir hizmet veriyorsunuz? Aslında bizim burada Güneydoğu'dan gelen ürünlerle, yani oranın, Urfa'nın yağıyla, işte Gaziantep'in fıstığıyla, burada sadece uygulama yapıyoruz. Aslında tüm ürünlerimiz tamamıyla organik ve Güneydoğu'dan geliyor. Bunları biz burada birleştiriyoruz. Evet. Buradaki Körfez'deki halka sunmaya çalışıyoruz. Evet. Yani peyniriniz, yağınız Urfa'dan geliyor. Yağımız Urfa'dan, peynirimiz Hatay'dan geliyor. Antakya'dan temin ediyorsunuz. Evet. Tabii kadayıf ve bunun fıstığını da Gaziantep'ten temin ediyorsunuz. Ürünler buraya geldikten sonra taze bir şekilde, sıcak bir şekilde hazırlanıp gelen müşterinize, misafirlerinize servis ediliyor. Evet. Şimdi efendim, gıda sektörü çok hassas bir sektör. Hizmeti sunarken öncelikle dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Tabii ki tüm insanların genellikle bildiği şey hijyen, çok önemli bir şeydir. Evet. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Dediğimiz gibi ürünlerimizi kaliteli ve organik olarak seçiyoruz. Evet. Bunu tatlıyı verirken kendimize ait sunum ve konseptimiz var. Meyveler ilave ediyoruz, süt ilave ediyoruz. Evet. Böyle bir servisimiz var bizim. Evet. Ya bu Körfez'de böyle bir yer henüz yok. Biz ilk tek olduk diyebiliriz. Evet. 2017 yılından itibaren bu şekilde hizmet veriyorsunuz. Evet. Burada tabii ki en önemli faktör de ustalık. Tabii ki ürünlerin kaliteli olması en başlıca unsurlar ama burada tabii ki o kaliteli ürünleri bir araya getirecek bir marifet lazım. Bu da mutfağınızda çalışan profesyonel ustalarınızın hüneriyle ortaya çıkıyor. Şimdi efendim, tercih edilme sebeplerine değinmişken, burası sadece bir künefeyle sınırlı değil. Değil. Bunun dışında sunmuş olduğunuz ürün çeşitleri nelerdir? Şimdi aslında künefenin yanında tabii ki künefenin türevleri olan kadayıf ürünlerimiz ve çeşitlerimiz var. Burma kadayıf, i̇şte, burma kadayıf, fıstıkzade, cennet çamuru dediğimiz ürünümüz çok tutulan bir ürünümüz var. Evet. Bunun yanında katmerimiz var. Gaziantep'in en meşhur tatlılarından biri. Sıcak katmerimiz var. Evet. Bunları sunuyoruz insanlara. Tabii bunun dışında yine dondurma. Dondurma tamamıyla Maraş dondurması. O Maraş'tan geliyor. Evet. Keçi sütüyle hazırlanmış dondurma. Onu da sunuyoruz müşterilerimize. Evet. Yani burada farklı ürün gruplarıyla organik, hijyenik bir şekilde bir hizmet veriyorsunuz diyebiliriz. Peki ayrıcalıklarınız nelerdir? Çünkü sektör olarak baktığımız zaman kafe sektörü, burada yine sıcak ve soğuk meşrubatlarla yine tatlının dışında bir kafe hizmeti de sunuyorsunuz. Yani insanlar vakit geçirmek için burayı tercih edip burada dilediği gibi sohbetlerini edip onun yanında tatlı yiyip ya da çay kahve içebiliyorlar. Evet. Sadece bir tatlı işletmesi değil burası. Değil, evet. Şimdi sektörde baktığımız zaman bir kafe işletmesi ya da bir tatlı üzerinde kurulan bir yer olarak diğerlerinden ayıran en büyük, en önemli özellikler nelerdir sizin için? Yani neden özellikle Altın Künefe Kafe tercih edilmeli? Demin konuştuğumuz gibi aslında hijyen ve organik ürünler sunmamız artı bir avantajdır. Ki günümüz Türkiye'sinde herkesin bunu yapması gerekir. Evet. Kafe olarak da insanların biraz şehir dışında kalmamız dolayısıyla kafa dinleyebilecekleri, sessiz, nezih, sakin, nezih bir yer olması açısından burayı tercih etmelerini istiyoruz. Evet. Ben vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun.